Futbol dünyasının agresif oyuncuları. Pepe, Real Madrid forması giyen Portekizli savunma oyuncusu, hava toplarındaki etkinliği, iyi bir kesici olması gibi özelliklerinin yanı sıra agresifliği ile de Avrupa futboluna damga vurmuş durumda. Kendisi her ne kadar bu durumu bana gaddar diyorlar ama eleştiriler adil değil. En son ne zaman kırmızı kart gördüğümü hatırlamıyorum bile sözleriyle reddetse de futbol severlerin akıllarına agresif tavırları ve sert faulleriyle kazındı. Gennaro Gattuso, Milan'ın efsane kadrosunun en önemli parçalarından biriydi Gattuso. Orta sahanın değişilmez ismi olan İtalyan futbolcu, Milan'ın kazandığı kupalarda çok önemli rol oynamıştı. Nitekim bu iyi şöhretinin yanına bir de kötü şöhret ekledi. Gaddarlık, sert faulleri ve rakipleri bezdiren agresifliğiyle Gennaro Gattuso listemize ikinci sıradan giriş yaptı. Diego Lugano, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Diego Lugano'nun agresifliği Türkiye'ye gelmeden önce de biliniyordu. Fenerbahçe döneminde ve daha sonra Avrupa'da forma giydiği Paris Saint-Germain, West Bromwich, Malaga gibi takımlarda da bu sert mizacını korudu. Fenerbahçe formasıyla 158 maça çıkan Lugano, kariyerinin en çok gol attığı dönemini Türkiye'de geçirerek 26 golle ülkemizden ayrıldı. Roy Keane, Manchester United'ın başarıdan başarıya koştuğu dönemde takımın kilit oyuncularından biri olan İrlandalı oyuncu 8 yıl boyunca United'ın kaptanlığını yaptı. Tam 326 maçta formasını giydiği Manchester United'da efsane olan Keane, futbol severlerin akıllarına hırçın tavırları ve açık sözlülüğü ile kazındı. Futbolculuk kariyerini noktalayıp antrenörlük kariyerine başladığında da bu mizacını korudu. Euro 2016 döneminde yaptığı son açıklamada bunu kanıtlayan cinstendi. Roy Keane, eğer bir takım arkadaşım Eden Hazard gibi sürekli ayrılmaktan bahsetse onu antrenmanda tekmelerdim dedi. Joy Barton, 34 yaşındaki İngiliz futbolcu, kariyerinde birçok takımın formasını giydi. Manchester City'den Queen's Park Rangers'a, Marsilya'dan Glasgow Rangers'a kadar çeşitli takımlarda oynayan Barton, saha içinde ve saha dışında yaptığı çıkışlarla futbol dünyasına damga vurdu. Neymar'ın Barcelona'ya transfer olduğu dönemde Neymar tam bir YouTube topçusu, gerçekte ise berbat açıklaması yapan, daha sonra da yanıldığını söyleyen Barton, saha içinde ise tahmin edilebileceği gibi sert faulleri ve gördüğü kartlarla akıllarda kaldı. Barton halen Glasgow Rangers forması giyiyor. Eric Cantona, İngiltere futboluna agresifliği ile damga vurmuş bir başka futbolcu da Eric Cantona. Leeds United'da gösterdiği performansla Manchester United'a transfer olmayı başaran Fransız golcü, Alex Ferguson'ın en önemli silahlarından biri oldu. United'da 4 kez Premier Lig şampiyonluğu yaşayan Cantona, attığı muhteşem gollerin yanı sıra agresifliği ile de ön plana çıktı. Özellikle Crystal Palace deplasmanında rakip takım taraftarlarına uçan tekme atan Cantona, bu sayede futbol dünyasının unutulmaz karelerinden birine imza atmış oldu. Luis Suarez, Hollanda'da Ajax formasıyla büyük çıkış yakalayan Suarez, Ajax kariyerinde yaşadığı kötü bir olayla da hatırlandı. PSV ile oynanan mücadelede Otman Bakkal'ı ısıran Suarez'in ilk ve son vukuatı bu olmadı. Liverpool döneminde Chelsea'nin savunma oyuncusu Branislav Ivanovic'i de ısıran Suarez, o dönem uzun süre ceza almış ve pişman olduğunu her fırsatta dile getirmişti. Daha sonra da 2014 Dünya Kupası'nda İtalyan Giorgio Chiellini'yi de ısırdı ve maç esnasında kendine hakim olamadığını bir kez daha gösterdi. Suarez o dönemden bu yana herhangi bir ısırma olayına imza atmadı.